Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıl yüzün gülüyor hemen Mesut abi? Dünyanın en komik insanı geldi ya. Evet, gide. Mutluluktan öleceğim. Aynen. Ne yapıyorsun abi ya? Abi oyunculuğu bilmiyorlar işte bak. Selam. Dizinin bir kısmını gitmişler atmışlar Instagram'a da. Bir bakın oyuncu güzel oynuyor mu oynamıyor mu diye ya. Vallahi billahi ya. Günümüz dizileri böyle. Vallahi. Mesut abi bunlar oyunculuğu bilmiyor bakma ya. Vallahi bir şey söyleyeyim ben daha iyi oynarım onlardan. Ya bak bir şey diyeceğim Mesut abi dinlesene. Bir gün Temel daktilo almaya gitmiş. Daktiloyu almış tamam mı? Bak burayı iyi dinle. Demiş ha oradan bana bir daktilo ver uşağım demiş. Daktiloyu almış eve götürmüş. Eve tam yazıyor. Bakmış Allah Allah daktilo bozuk. Alıyor daktiloyu tekrardan aldığı yere götürüyor. Bak abi burası çok komik. Sonra götürdüğü yerde diyor ki yahu diyor ben bunu aldım ama uşağım bu bozuk. Adam bakıyor ya diyor bunun neresi bozuk? Bunda bozuk bir tarafı yok çalışıyor. Sen aldığında da çalışıyordu. İki tane ya hani bu saat yazacak ya. A'yı iki tane A olacak zannetmiş daktiloda. Halbuki iki defa A'ya bassa iş çözülüyor demiş bozuk demiş. Götürmüş onu ya. Yani çalışmıyor da dememiş. Çalışıyor normalde. Ama iki tane A yok ya Mesut abi. Ondan. Yani iki tane A neden olsun? Abi lütfen çıkar mısın ya? Ama abi lütfen buyur abi. Sen fıkrayı anladın mı? Yok anladım çok iyiydi. Sen taklidin nasıl? Mükemmel. Uy demiş uşağım iki tane A. Aşırı komikti abi. Tamam vallahi yeter bana bugünlük bu kadar yeter. Öyle abi. Mi? Evet abi çıkar mısın rica etsin. Ama komikti değil İşim mi? İşim gücüm var rica etsin. Anlatacağım mı lütfen, tanıdıklarına? Lütfen lütfen. Peki tamamdır Mesut abi. Mesut abi orada iki tane A diyor ya. Komik değil miydi o? Abi hiç komik değildi. Bence sen bu işin eğitimini al ondan sonra gel burada anlat ben seni dinleyeyim. Yani hiç olmadı yani. Tamam o zaman ben gidiyorum ya. Görüşürüz abi. Adam dünyanın en kötü esprisini yaptı ya. Nasıl iş? Anlamadım ki. Bir de komikmiş gibi. Mesut abi niye öyle anlamadı ki espriyi? Aa gençler var orada. Abi ama ben selam vereyim ya. PPFS politik genelde. Selamünaleyküm gençler. Ne yapıyorsunuz ya? Aleykümselam abi. İyi misiniz? Hayırdır? İyi abi sen nasılsın ya? İyi Allah'a şükür. Oturuyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz. Aynen maç var. Maç hakkında bir analiz yapıyoruz. Yani. Eyvallah. Tabii şimdi muhabbet bensiz de geçilmez değil mi? Bir komiklik şakalar aynen. Lazım buraya. Ha? Aynen. Lazım abi. Girişte zaten gördüm bir yüzünüz güldü. Hepinizin yüzü güldü. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Ya yeni bir espri öğrendim bak dinle. Adam biri denize düşüyor niye boğulmuyor? Niye? Adam niye boğulmuyor biliyor musunuz? Çünkü adamın tipi kayık olduğu için boğulmuyor. Abi komik değil mi Fatih? Komik abi. Ama... Espri mi? Allah'a emanet Fatih'cim... Abi anlamıyorlar ki. Anlamadılar değil mi espri? Anlamadılar abi. Adam hani kayık boğulmuyor tipi falan. Tipi kayık abi boğulmuyor. Boğulmuyor değil mi? Şey... Anlamadım bir anlatsam mı gidip peşinden? Arkadaşlar bak şimdi siz öyle dediniz de... Ya komik... Komik sayılır da işte. Mimikler... Mesela burada... Sen neden bizim evden çıkmamızı istiyorsunuz diye bir tık yükseltse sesi tam oturacaktı. Ya aslında ben de oynarım da işte eğitimini almak lazım. Yaş kaç oldu? Yaş oldu 30. Telefon çalıyor. Vallahi bu kim ya? Efendim? Ben dış ses. Aa dış ses ne yapıyorsun? Hayırdır niye telefondan aradın ya? Normalde sağdan soldan zırt diye çıkıyordu. Farklılık olsun dedik. Ha. Cebine bak. Cebime mi bakayım? Evet. Bakayım. Heh, orada hayırdır ya? Bu neymiş ya cebime? Aç bakalım kağıdı. Başakşehir Tiyatro Akademisi. Evet. Not dış ses. Arkadaş sen bunu benim cebime ne zaman koydun acaba? Karıştırma oraları. Başakşehir Tiyatro Akademisi'ne git. Tamam giderim Tiyatro Akademisi'ne gideyim tamam. Tamam sen bunu nasıl koydun ben onu anlamadım ya. Cebimde Allah Allah çok acayip ya. Tamam gidiyorum hadi. Ya vallahi çok heyecanlıyım. Başakşehir Tiyatro Akademisi'ne git. Orada oyunculukla alakalı birçok şey öğretiyor dediler. Geldim ben de. Merak ediyorum burada neler yapılıyor ya. Başakşehir Tiyatro Akademisi'nde 37 farklı mekanda oyunculuk, doğaçlama, diksiyon, şan, beden hareket olmak üzere 8 farklı branşta tiyatro eğitimleri veriliyor. Çok güzel bir şey bu ya. Vallahi harika yani. Ya salon da gayet güzelmiş. Bayağı ferah mekan. Harika yani.
Bu sene 4000'e yakın öğrenciye tiyatro eğitimi veriyoruz. Bayağı iyi bir rakam bu yani. Evet, 8-13 yaş arası öğrencilerimize özel bir müfredatta drama eğitimi veriyoruz. Küçük çocuklara da eğitim veriyoruz. Harika ya gerçekten. 14-18 yaş arasına üniversitelere hazırladığımız akademik tiyatro eğitimi veriyoruz. Süper. 18 yaş üstünde 24 yaşa kadar özel üniversite sınıflarımız var. İbn Haldun Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nde biz çalıştırıyoruz. 24 yaş üstündeki katılımcılarımıza da yetişkinlere de özel sınıflar kurarak onlara tiyatro eğitimi veriyoruz. Bayağı bir tanınmış simalar da var yani. Alanında evet. Uzman oyuncular hepsi herhalde. Alanında uzman, kendini kanıtlamış tiyatro hocalarıyla çalışıyoruz. Çünkü biz Başakşehir Tiyatro Akademisi olarak ismimizin hakkını veren akademik eğitimlerle öğrencilerimizi profesyonelliğe hazırlıyoruz. Tiyatro Akademimizin oyunları ilçemizdeki kültür merkezlerinde sahneleniyor. Bununla birlikte İstanbul'da ve İstanbul dışındaki sahnelere turneler yaparak eğitim alan öğrencilerimizi profesyonel birer oyuncu yapmak için her konuda yetiştiriyoruz. Yani sadece burada eğitim aldım, hadi görüşürüz yok. Yok. Devam ediyormuş. Evet. Ya benim yazdığım senaryolar falan var, böyle hikayeler falan var. Güzel. Gelirken onları getirsem okuma şansınız olur mu acaba? İşte o senaryoları kaybetmeyin. Başakşehir Tiyatro Akademisi her yıl kısa oyun yazma yarışması düzenliyor. Süper. Bu sene düzenlediğimiz 3. kısa oyun yazma yarışmasına 39 ilden toplam 402 başvuru oldu ve 370 oyunu da yarışmaya kabul ettik. Ya işte var ya, bu harika bir haber. O kadar çok yazdım ki çekmecenin altında hepsi. Getireyim o zaman ben onu ya. Mutlaka getir. Vallahi çok mutlu oldum. Başakşehir'i mutluluğun şehri yapan çok sebep var. Dediğimiz gibi seviyorsak sebebi var.